Tasarruflu, ekonomik, çevreci LED teknolojisi artık her yerde karşımıza çıkıyor ve dünyanın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ülkemizde LED teknolojisinin öncülerinden SL Enerji, 2008 yılında yenilikçi bir anlayışla kuruluyor ve referans projelere imzasını atıyor. Sokaklarda, evlerde ve şehirler arası aydınlatmalarda LED teknolojisi gittikçe yaygınlaşıyor. Bu sayede telefonlarımız ve televizyonlarımız daha ince, daha canlı renklere ve yüksek kontrast oranına sahip. Yollarımız daha güvenli, aydınlık ve tasarruflu. Evlerimiz daha renkli. Arabalarımızın farları yüksek ışık şiddetiyle yolları daha iyi görmemizi sağlıyor. LED teknolojisi her yerde karşımıza çıkıyor ve dünyamızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ülkemizde LED sektörünün öncülerinden SL Enerji, endüstri mühendisi Mahmut Bülbül'ün elektronik sektöründe edindiği tecrübeler ışığında yenilikçi bir anlayışla kuruluyor. Bugüne kadar elde ettiğimiz birikimlerimizi, tecrübelerimizi acaba daha farklı alanlarda, daha geniş alanlarda nasıl uygulayabiliriz diye bir fikir ile içimizdeki müteşebbis ruhun da canlanması ile kendi şirketimizi kurmuş olduk. Mahmut Bülbül, 2008 yılında girdiği bu yeni sektörde girişimci bir ruhla hareket ediyor. LED aydınlatma deyince hiç kimsenin bu konuda bir bilgi birikimi olduğu veya bir gelecek beklentisi olduğu bir konu değildi. Ben hep şöyle hatta espri bir şekilde açıklıyorum. İşte uzaktan kumandadaki önündeki kırmızı yanan ışıktan başka bir LED bilgisi yoktu kimsede. Bunun işte bir gün aydınlatmada kullanılacağı, işte sokak lambalarını, başka aydınlatmaların bununla yapılacağı fikrinin hiç olmadığı dönemlerde başladık. Manisa'da atılan ilk somut adımı İzmir'e taşıyıp imalat için Ege Serbest Bölge'de yeni bir yapılanmaya giden firma, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde de ARGE çalışmalarını yürütüyor. Bir Manisa Organik Sanayi Bölgesi'nde öncelikle bu çalışmalara başlamıştık. Sonra bir strateji karar alarak üretimimizi İzmir Serbest Bölge'de devam etme kararı aldık. Ama bununla beraber çok önemli bir karar da aldık. Gerçekten hani yine o düşünülmüş bir çalışmaydı. İzmir'de Urla'da teknoloji merkezinde, İzmir Yüksek Teknoloji Bölgesi'nde bir teknoloji merkezinde bir ARGE merkezi kurma kararı aldık. Çünkü ARGE merkezi çok önemli bir detay bizim işimizde. Üretim merkezimizi serbest bölgeye taşıma kararı aldık. ARGE merkezimizde geliştirdiğimiz, düşündüğümüz, ilerlettiğimiz projeleri gerek Türkiye'de ki üretim tesisimizde, gerekse dünyanın başka ülkelerindeki üretim tesislerinde ürettirerek pazara nitelikli ürünler sunma kararı almış olduk. Firma tasarruflu, ekonomik, çevreci, ileri teknoloji LED'li genel aydınlatma çözümlerini dış mekanda özellikle park, bahçe ve yollarda başarıyla uyguluyor. Biz gerçekten iyi park, bahçe yapan bir firmayız. Yani belediyelerle ilgili onların yaptığı parklar, bahçeler, yürüme yolları, büyük rekreasyon alanları bunlar bizim çok ciddi anlamda tasarımlarını yaptığımız, üretimlerini yaptığımız ürünlerle aynı zamanda projelendirmeden kastım hem ışık yönetimi olarak nitelikli ışığı, ihtiyaç duyulan ışık seviyesini yakalamak adına hem de dekoratif aydınlatma adına bu sistemleri de dizayn ederek yaptığımız önemli adımlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ ortaklığındaki Kuzey Yıldızı projesi kapsamında 700 bin metrekare rekreasyon alanının, 400 bin metrekare yeşil alanın ve 8 bin konutun dış aydınlatmasında Mahmut Bülbül ve ekibi sorumluluk üstleniyor. Zaten proje kendisi bir başarı hikayesi. Yani çok ciddi gecekonduların olduğu bir bölge. O gecekondular yıkılarak oraya modern konutlar yapılıyor. Modern konutlar yapınca da tabii ki modern hayatın bir parçası olarak ciddi bir yeşil alan, park, bahçe, rekreasyon alanı ihtiyacı oluşuyor. Ve bu işte biraz mütevazı evlerine gelen nitelikli evler geldiğinde ciddi bir boş alan oluşuyor. Bu boş alanda da güzel bir rekreasyon alanı planlamış durumda belediyemiz. Biz de oranın dekoratif aydınlatmasını, genel aydınlatmasını, havuz aydınlatmalarını, yamaç aydınlatmalarını aklınıza gelen birçok, yaklaşık 30 bin ürünün kullanıldığı, yaklaşık 1 milyon metrekare bir alanda ve gerçekten böyle inanılmaz bir renk cümbüşü yaşatılan bir çalışma oldu. Şimdi bu proje tabii bizim park bahçe konusundaki ne nitelikli iş yapabileceğimizi göstermesi açısından biz hep ifade ettiğimiz bir proje. Firmanın neredeyse Türkiye'nin her şehrinde tamamladığı ya da halen devam eden projesi var. İç mekan aydınlatmalarında özellikle hastane ve alışveriş merkezleri üzerinde duruluyor. Ege Üniversitesi Hastanesi, İzmir'de çok büyük, Türkiye'nin en büyük hastanelerinden. Oranın genel aydınlatmaları, koridor aydınlatmaları yaklaşık 3-4 yıldır bizim tarafımızdan yapılıyor. Neredeyse 24 saat aydınlık kalması gereken yerler,
koridorlar özellikle sürekli aydınlık. Sürekli aydınlık olması demek sürekli enerji tüketimi demek. Dolayısıyla zaten enerji verimliliğinde çok ön plana çıkan yerler oluyor buralar. Bülbül, tasarruf açısından mevcut sistemlerle LED arasındaki farkı çok net ortaya koyuyor. Genel bir karşılaştırma anlamında yaklaşık %70-%80 çok ciddi bir orandan bahsediyorum. Yani 8-7 değil %70-%80 bir enerji tasarrufu sağlaması mümkün olan bir teknoloji. LED aydınlatma teknolojisinin tercih edilmesinin bir başka nedeni ise uzun ömürlü olması. Yani LED'de öngörülen işte 50 bin saat çalışması, 25 bin saat çalışması, bu saatlerden bahsedince yaklaşık 5 yıl ve 10 yıla tekabül ediyor bunlar. LED'in karar verilmesini, LED kullanılmaya başlanmasının en önemli diğer faktör de bu ürünün uzun ömürlü olması. 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşılabilmesi için enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi kadar önemli bir diğer etken, enerji verimliliğiyle elde edilecek tasarruf. Yani şu anki kullandığımız enerjinin bir kısmını da enerji verimliliğiyle tasarruf ederek bunu da yeni yapılmış bir yatırım gibi dikkate alıp o gün ihtiyaç duyduğumuz enerji ihtiyacının bir kısmını buradan karşılama öngörülüyor. Bu bakış açısıyla da LED aydınlatmada elde edilebilecek, ki artık bu fiilen tespit edilmiş durumda, bu tasarruf miktarı bir yatırım öngörüsü gibi de algılanıp bir enerji arzı olarak da ele alınıp proje öyle değerlendiriyor. Enerji Bakanlığı'nın Türkiye genelinde sokak aydınlatmalarında LED teknolojisinden faydalanılmasına yönelik girişimleri söz konusu. İşte Türkiye'de yaklaşık 6 milyon tane sokak lambası var. 6 milyon. Şimdi bunlara ortalama yılda 1.2 milyar TL elektrik parası ödeniyor. 1.2 milyar TL. Şimdi bu para LED'le beraber 500 milyon liraya düşmesi gibi bir hedef var. Yani 700 milyon liralık bir tasarruftan bahsediyoruz. Daha önce de bahsetmiştik. İşte 3 Keban Barajı kurmak kadar bir enerjiden bahsediyoruz burada. 2015 itibariyle artık belli oranlarda bu dönüşümün başlayacağı, işte 3 yıllık bir periyotta, 5 yıla uzayabilir, bu dönüşümün yapılacağı şeklinde bilgiler alıyoruz. Mahmut Bülbül ve ekibinin üstlendiği projelerde kamu yararı gözetmesi tesadüf değil. Zira firma, teknolojik farklılıklarla rekabet avantajı yaratan, yeni ürün, sistem ve teknik geliştirme potansiyeline sahip firmaları destekleyen KOBİ AŞ'nin de bir parçası. 2012 yılı itibariyle aslında biraz da kamu şirketi olmuş durumda. Şöyle ki bizim KOBİ AŞ isimli bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketi var. KOBİ AŞ'nin ortakları Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Halk Bankası, KOSGEB ve belli sayıda ticaret odası, sanayi odasının ortak kurduğu bir girişim sermayesi şirketi bu. Şirketin mantığı şu, zaten bir kamu odaklı bir yapı. Türkiye'de gelişmekte olan KOBİ'lerde, ihtiyaç duyulan sektörlerde, yerleştirme ihtiyacı fazla olan sektörlerde bulunan ama belli finansman yapılarının gelişmesi ihtiyacı da duyulan KOBİ'lere ortak olarak, yani bir kredi desteği değil, bir böyle bir geçici bir finansman desteği değil, bayağı ciddi anlamda ortak olarak, hani ticaret sicil gazetesinde geçen anlamında ortak olarak o şirketlerin gelişimine katkıda bulunan bir yapı. Türkiye'de bu yapı 7 firmaya ortak olmuş durumda. Onlardan bir tanesiyiz biz. LED sektöründe tabii tek firmayız bu anlamda. Mahmut Bülbül, hedefimiz nihai üründe yerli üretim oranını artırmak diyor. LED aydınlatma teknolojisinin geleceğe yatırım olduğu tespitiyle sözlerini noktalıyor. Çok net söyleyebileceğim hedefimiz yerlilik oranımızı artırmak. Yani ürünlerimizin daha çoğunu Türkiye'de, daha çok bileşeni Türkiye'de üreterek buradaki hizmet yelpazemizi genişletmek. Yaptığımız işin Türkiye'ye, dünyaya, yani insanlığa bir faydası olduğunu da düşünüyoruz. Çünkü enerji verimliliği çok önemli bir konu. Enerji demek çevre demek, çevre demek yarınlar demek. Yani dolayısıyla bu anlamda yaptığımız çalışmaların da sağladığı katkıdan da eminiz.